Gerçekten de biz işçiler, Türk İş Başkanımız da buraya konuk olmuştu. İşçilerimizden en çok gelen tepkilerden veya sistemlerden bir tanesi, yani toplu iş sözleşmesi yaptık ama asgari ücreti arttırdık ama öbürüne gelene kadar elimiz eriyip gidiyor ve 3 ayda eriyip gidiyor. O yüzden 3 aylık dilimlere bölmek çalışanı korumak açısından önemli bir düzenleme. Doğru. Çünkü şöyle, siz eğer enflasyonu, bize deniliyor ki enflasyonu tahmin edin. Merkez Bankası bir tahmin hedef koymuş. Siz de bunu dikkate alarak bir zam isteyin. Merkez Bankası hedefleri üzerinden eğer yaklaşırsak biz, Merkez Bankası 2010'dan bakıyorum ben 2023 yılına kadar sadece 2010'da tutturmuş. Ondan sonra hiçbir zaman enflasyon hedefi tutmamış. Bizim toplu sözleşme sistemimiz şöyle. İzleyen arkadaşlarımız, seyircilerimiz, onların sistemi nasıl diye merak ediyordur. Şimdi biz bu Ocak şeyde Ağustos ayında başlayacağız. 1 Ağustos'la 31 Ağustos arasındaki sürede bir ayda sözleşmemizi bitireceğiz ama bu sözleşme 2024'ün 1 Ocağı'nda başlayıp 2025'in 31 Aralık'ında bitecek. Yani biz ileride gelecek olan 2 yıla bugünden bir pazarlık yapıyoruz. Bu kadar enflasyonun sorduğunda bugünden yarına rakamların değiştiği, dün gece akaryakıta zam geldiği, ondan önce dolar kurunun oynadığı ve böyle bir ortamda bize deniliyor ki bunu buyurun bu sözleşmeyi bu şekliyle yapalım. Geleceğe ilişkin bir tahmin üzerinden bu işi tutturalım. Ben de diyorum ki bakın şimdi şuraya bakın. Bu Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi kaç? Sadece 2010'da 6.4 demiş, 6.5. Bir burada aşmış, bir burada tutmuş. Onun haricinde hiçbirisi tutmamış. Ve mesela kaç olmuş? 2017'de kaç olmuş mesela sizin elinizdeki? 2017'ye bakıyorum. %5 hedeflemiş. 11.92. Dolayısıyla hep 5 hedeflemiş, buna göre gitmiş. Ama çıkan rakamlara baktığınız zaman arada uçurumlar var. Bu açıdan siz şu an 19.27 mesela. Şu an Ocak'tan bu tarihe, bu saate kadar 19.77. Peki kaç hedeflemiş? 5. 6 aylık. Ya bir defa yani arada uçurum var. Bu açıdan bize şunu söylüyor. Diyor ki gelin bugünden o günü tahmin edelim, bir sözleşme imzalayalım. Peki niye bir yıllık yapmıyorsunuz, 2 yıllık yapıyorsunuz? Toplu sözleşme kanunumuz 2'şer yıllık. Yani bunu üzerinden yapılır deniliyor. Bunu değiştirilmesiyle ilgili bir teklifte bulunmadınız mı? Yani yıllık, işçiler gibi yıllık yapsanız veya 6 aylık. Evet, özellikle bu açıdan teşekkür ediyorum bu soru için. Neden? Biz uzun süredir her toplu sözleşme döneminde en büyük tartışmalarımız bizim toplu sözleşme sistemimizin bizim elimizi zayıflattığını, bu sistematiğin doğru olmadığını yıllarca ifade etmeye çalışıyoruz ve diyoruz ki bakın bu sistemle siz bize kendi tahmin edemediğiniz, Merkez Bankası olarak tahmin edemediğiniz rakamları bize tahmin et diyerek pazarlık yapıyorsunuz ama hiçbiri tutmadığı halde yine aynı şekilde devam ediyor. Ya eşel mobil sistemine geçmeliyiz, ya üçer aylık dönem şeklinde teklif ediyoruz şimdi, ya da refah payı verilmeli diyoruz. Bunun üzerine ilave refah payı. Şimdi enflasyon farkını veriyorsunuz. Anlaşmayı yaptınız. Yüzde kaç zam aldınız? Geçen dönemden %6 girdi devreye. Ocak şeyde Temmuz'da %6 devreye girdi. Ocak'ta da %8'di. 8 kaç çıktı? 19.77. Yani geçti. Şimdi 6 enflasyon yüksek çıktı diyelim, geçti. Geçen enflasyon farkını verdiğinizde siz zararı karşılamış olmuyorsunuz. Enflasyon oranında iyileştirme yapmak asla zam falan değil. Zam onun üzerinde olandır. Onun için biz diyoruz ki refah payı olmalı ya da işte bu yıl dedik ki 3'er aylık şeklinde teklif ediyoruz ki 3 ayı geçtikten sonra yeni zam devreye giderken enflasyon farkı da ilave olarak devreye gireceği için memurun alım gücü düşmemiş olacak. Bu açıdan bizim toplu sözleşme sistemimize ilişkin ciddi itirazlarımız var Kemal Bey. Peki. Şimdi sizin diğer taleplerinize geçelim. Emeklilere seyyanen yapılan zammın bir defa yansıtılmasını istiyoruz. Evet. Nedir oradaki talebiniz tam olarak? Şimdi emekliler boyutuyla toplu sözleşmede bir defa seyyanen zam olarak verilen 8.077 liranın bir defa emeklilere olduğu şekliyle yansıtılması gerekiyor. Bir de emeklilerde aile yardımı ve çocuk yardımı konusu var. Bu aile yardımı ve çocuk yardımı emekli olduktan sonra kesiliyor. Çalışırken aldığı ücret emekli olduktan sonra kesiliyor.
Onun için emekliler boyutuyla aile yardım ve çocuk yardım ödemesine de devam etmesini her toplu sözleşmede masaya ısrarla getiriyoruz. Bu kez yine getireceğiz. Niye? Çünkü durum ortada. Bu tabloda emeklilerin ayakta kalmasının mümkün olmadığını bugün en çok onlardan mesaj aldık. Cumhur İttifakı'nın ortakları da ifade ettiler. Yani Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenleri neredeyse ifade ettiler. Doğru. Sayın Cumhurbaşkanımız onlarla ilgili tekrar durum değerlendirmesi yapacağız şeklinde onu yılbaşında ilişkin işaret eden bir cümlesi oldu. Bu açıdan bunun gecikmeden bir an önce olması hakkaniyet gereğidir. Onların durumunu dikkate almanın gereğidir. Dolayısıyla ayakta kalmalarını sağlamanın gereğidir. Bu açıdan emekliler de bir defa verilen seyyanen iyileştirmenin olduğu gibi söz gereği emeklilere de yansıtılması. Aile yardımının onlara da yansıtılması, çocuk yardımının onlara da yansıtılması, ileride emekli olacakların zarar görmemesi açısından da aldığımız tüm ödemelerin, ücretlerin emekli kesenine yansıması. Bu açıdan işçilerde mesela aldıkları tüm gelirlerden emekli kesene için kesinti yapılırken bizde sadece belli kalemlerde yapılıyor, gerisinde yapılmıyor. Bu da memuru olumsuz duruma götürüyor ve memuru zarar ettiriyor. Mesela şimdi ben size söyleyeyim. Ek gösterge aylığı, gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, tazminat yansıtma oranı 2008 öncesi. Buralardan emekli kesene alınıyor. Diğerlerinde 2008'den sonrasında gösterge aylığı, ek gösterge, taban aylık, kıdem aylık, özel hizmet tazminatı üzerinden sistem kurgulanıyor. Ama burada aldığınız nöbettir, fazla çalışmadır, döner sermayedir, diğer gelirlerdir. Bu gelirler emekli kesenene sayılmıyor. Halbuki biz şunu istiyoruz. Diyoruz ki biz çalışırken bizim aldığımız ücretlerin tamamından emekli keseneye kesin ki emekli olduktan sonra bizim bu anlamda emekli maaşlarımız yüksek olsun. En azından %85 oranında, %80 oranında bir rakama tekabül etsin. Ama şu an %50'ye doğru düşmüş durumda bu. Çünkü bu ödemelerin hiçbirisi, az önce ifade ettiğim ilave ödemelerin 8.077 liraya dahil olmak üzere bunların hiçbirisi emekli kesenene yansımıyor. Sadece para veriyor, anlık mutluluk. Ama uzun vadede huzursuzluk ve mutsuzluk getiriyor. Sayın Başkan, sizin kanaatinize göre mesela Türk İş'in bir çalışması var. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı. Sizce bir memur ne kadar maaş alırsa hani böyle zengin olarak yaşaması değil de bir huzurlu bir aile içerisinde yaşar. Sizin kanaatiniz nedir? Şimdi Türk İş şu an bu veriyi neye göre yapıyor onu bilemiyorum. Biz önceden biz de açlık ve yoksulluk sınırı yayınlıyorduk. Memur sen olarak biz 2022'de TÜİK verileri enflasyon sepetini yayınlamayı bıraktı. Önceden kamuoyuna açık yayınlanıyordu. Yani o verilerin tamamı yayınlanıyordu. Şimdi burada eğer işi bilimsel ölçeceksek Türkiye genelinde belli doneler alınarak bilimsel sistematikle kurulmuş bir veri sistemi üzerinden bunu yaparsınız. Siz de takdir edersiniz ki bizim gibi bir konuşun. Bütün illerde araştırma grupları oluşturup bu TÜİK'in yaptığı işi herkesin yapmaya çalışması anlamına gelir. TÜİK burada sağlıklı veri kullanacak. Sağlıklı veriyi de bütün herkesle paylaşacak. Bunun üzerinden siz de esinleneceksiniz, faydalanacaksınız. Ama şu an bilimsel olup olmadığı konusunu diğer paylaşımlarını bilemem. Ama TÜİK 2022'den beri bu veri paylaşımını kesti. Onun için biz diyoruz ki Ekonomik Sosyal Konsey toplanmalı ve bu veriler konsey üyelerine mutlaka açık hale getirilmeli. Bu Ekonomik Sosyal Konsey de uzun süredir toplanmıyor. Yani sizin kafanızda bir rakam var mı? Yani bir memur ne kadar maaş alırsa, işte iki çocuğu olan bir aile düşünelim, dört kişilik bir aile, sizce ne kadar maaş alırsa rahat yaşayabilir? Ya bugünkü ortamda biz tekliflerimizi götürürken ifade ettik. Dedik ki 29.700'ün 700'ü bulacak eğer bizim bu teklifimiz Ocak ayında devreye girdiğinde en düşük devlet memuru maaşı dedik. Bu tekliflerimizi ona göre oluşturmaya çalıştık. Bu bir miktar sonra artarak devam edecek ve kendi normal değerini bulacak. Onun için bugün memurun 30 binin altında alan bir adamın normalde ayakta kalma şansı çok yok. Yani devlet memurunun maaşı bir defa en düşük maaşın 30 binin üzerinde olması gerekir. 30 binin altında olmaması gerekir bu piyasa şartlarında. Kiraların bu kadar arttığı bir yerde 1+1'lerde bile 10 liranın, 12 liranın, 15 liranın yerlere göre değiştiği, kira fiyatlarının değiştiği bir yerde
nasıl memur ayakta kalacaklar, nasıl hayatta kalacak? Çünkü bu ücretlerle ev alma şansı da yok. Bu ücretlerle bu saatten sonra araba alma şansı da yok. Doğru. Bu açıdan en düşük devlet memuru maaşının 30'un altında olmaması gerekir bir defa. Üstünde olması gerekir. Hmm. Ki evet iyi kötü durumu idare ediyor denilebilsin. Bu açıdan bizim tekliflerimizi oluştururken de Ocak ayında en düşük devlet memuru maaşının 29.700'ü bulacak şekilde oluşturmaya çalıştık. Peki sizin taleplerinizi görmeye okumaya devam edelim. 7.650 lira aylık kira yardım istiyorsunuz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı sayın, sanırım seçimden önce bir tabii, kira yardımı sözü sayın, vermişti. Sayın bakanlar, hükümet üyeleri bu süreçte memurun durumunu, dar gelirinin durumunu, sabit gelirinin durumunu görerek her gittikleri yerde kendilerine gelen bu talepleri de dikkat alarak o süreçte bir cümle kurdular. Kira yardımı konusu. Onun için bize diyoruz ki burada 7.650 lira kira yardımının devreye girmesi gerekiyor. Yani ya da lojman ya da lojman yapacaksınız. Lojman yapmanız gecikecekse. Yani bu memur maaşına ek olarak 7.650 lira kira yardımı istiyorsunuz. Kira yardımı olarak verilmesini istiyoruz.